Uluslararası ticarette Amerikan doları yerine ilgili ülkelerin milli paralarının kullanılması fikri ön planda. Peki nedir bu milli para ve kökeni nereye dayanıyor? İktisat literatürüne Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş tarafından kazandırıldı. Milli para, kriz sürecinin en çok konuşulan terimi. BRICS ülkeleri İş Geliştirme Komisyonu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Vladimir Gorbanovski. Profesör Haydar Baş. Bugün dünyada popüler olan ve dünya nüfusunun %50'sinin yakinen bildiği milli para 2005 yılında Profesör Doktor Haydar Baş tarafından ortaya konulmuştur. İktisat literatürüne kazandırılmış ve kapitalizmin ezberini bozmuştur dedi ve şu tarihi cümleleri kurdu. Birlik dünyaya mesajını milli paralarla ticaret yapalım cümlesiyle vermektedir. Biliyorum ki Türk halkı da milli paradan haberdardır. Zira milli paranın mucidi Haydar Baş'tır. Ayrıca Rusya Başkanı Putin her Türkiye'yi ziyaretinde milli paralarla ticaret yapalım dediğini biliyorsunuz. IMF ve VB gibi kuruluşlara alternatif olacak 2014 yılında BRICS ülkelerin ortaklığıyla kurulan Kalkınma Bankası gelişmekte olan ülkelere hizmet vermektedir. Kalkınma Bankası rezerv para olarak her ülkenin milli paralarından oluşan bir sepet oluşturmuştur. Bizim arzumuz Türkiye'nin milli paralarla ticaret yapacağı BRICS Birliği'nde yerini almasıdır. Bu Türkiye için zor olmayacaktır çünkü milli paranın mucidi Haydar Baş sizden. Onun için BRICS-T olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Evet, herkes duygu, birlik için, insanlık için Profesör Doktor Haydar Baş zaruridir. Bunu herkes söylüyor ama Sağır Sultanlar hala duymadı, itaat ediyoruz. Evet. Bugünlerde moda olan milli para tanımı, iktisat literatürüne Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş tarafından kazandırıldı. Bu durum ekonomist Harun Kayacı tarafından da bir kez daha ifade edildi. Milli para, yerli para, ulusal para Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modelinde vardır. Evet, durum bu. Şimdi gelin milli para meselesini bizzat sahibinden dinleyelim. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş bu konuda nerelerde ne söylemiş. Milli ekonomi modeline göre ve dış ticarette milli parayla olması lazım. Bütün bunlar olduğu takdirde devletlerin kalkınmaması mümkün değildir. Profesör Doktor Haydar Baş her fırsatta Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarıyla dünyayı sömürmesinin önüne ancak uluslararası ticarette milli paraların kullanılmasıyla geçilebileceğini ifade ediyor. ABD bütçesi 600 milyar dolar her sene açık veriyor. Gene ayakta nasıl bunu karşılıyor? ABD yaptığı ithalatı kendi parasıyla yapıyor. Kendi parasıyla yaptığı için de dolar dünyanın en güçlü parası, damgasını yemiş. Efendim adam da kağıdını boyuyor, sana para diye veriyor. Neymiş? Dolar aldım diye karşılıksız parayı sana veriyor. Böylece yıllık açığı 600 milyar dolar olmasına rağmen ABD dimdik ayakta duruyor. Tabii böyle hizmetkar devletler olursa, böyle hizmetkar köle siyasiler olursa olacağı da bu olur. Ancak Bağımsız Türkiye Partisi liderinin milli para tanımında da çok kritik bir farklılık var. Konuşmalarında Türk lirası örneği veren Haydar Baş, bu para Amerikan dolarının tercümesidir ifadesini kullanıyor. Doktor Haydar Baş'ın Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanan milli ekonomi modelinin en stratejik başlıklarından birini para politikası oluşturuyor. Milli ekonomi modelinde uluslararası ticarette Amerikan doları yerine milli paraların kullanılması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş'ın bu tezi Rusya'nın başını çektiği BRICS ülkeleri tarafından uygulanıyor. Rusya, BTP liderinin bu projesini Devlet Başkanı Putin'in ekonomi danışmanlarından Viktor Mini'nin kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra uygulamaya başladı. Parlamentonun Duma'nın sürpriz bir konuğu vardı. Tarihinde Çin Devlet Başkanı dışında hiçbir yabancı devlet adamını ağırlamayan Duma'da ilk kez bir Türk siyasetçi konuştu. Haydar Baş salona girişi sırasında böyle alkışlandı.
ABD, Çin, İngiltere. Baş Duma'da kendisi tarafından ortaya atılan ve Rusya tarafından uygulanan milli ekonomi modelini anlattı. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. İlk kez bir Türk siyasinin ekonomi briefingi verdiği Duma'daki konuşmayı çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve ekonomi öğrencisi de takip etti. Devletin hazinesine bırakılması... Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, bugüne kadar yabancı devlet adamları arasında yalnız Çin devlet başkanı için açılmıştı. Devletin gelir kaynağı olarak önümüze çıkacaktır.